Ya koşsan bir türlü, koşmasan bir türlü. Ben de böyle bir görev aşkıyla yanan bir insanım işte. Bir yere gitmem için bana orada görev var demen lazım. O ne? Oo, koca oğlan. Ben o köprünün üstünden geçerken bence sen saldırırsın. Ne diyorsun? Köprünün üstünden geçerken saldırılacakmış gibi bir his geliyor bana. Aslında oraya doğru gitmeyeceğim için saldırılamayabilir de. Ya da oraya doğru gideceğim, bilemiyorum. Vay arkadaş. Ne kadar güzel saldırıyorsunuz öyle ya. Vallahi sürü halinde ne güzel saldırdınız öyle. Hala geliyorlar ya. Yalnız beni görme. Beni görme yavrum. Beni görme çocuğum. Görüyor musun beni? Görme, görme. Görme, şöyle eğileyim, görme beni. Seninle savaşmayalım şimdi boş yere. Mermi kaybı falan. Ama sen beni gördün galiba. Ben boşuna name yapıyorum burada. Bu arada gündüz oluyor. Vallahi şunlardan sana birkaç tane atabilirim. Yani çok da öyle şey yapamıyorum. Silah kullanamıyorum, kusura bakma. Sana şunlardan atabilirim birkaç tane ama. Böyle sağlı sollu gelmezsek. Ne oldu? Sevmedin değil mi bunu? Zula'da bir yere yattım böyle. Sotelendim. Oradan sıkıyorum sana diyecektim. Adam hiç de Zula'da değilsin dedi sen. Ya bu Bilye misket şey yapmadı mı ya? Kesmedi mi onu? Bilye misket onu kesmedi galiba ya. Böyle olmaz. Biz biraz daha ciddi bir silah alalım. Gel buraya. Adamı bayağı ıskaladım ya. Ha, şimdi vurdum anca. Niye o kadar kötü açılardan geliyorsun bana ya? Ben merak ettim abi. Bununla savaşacağım. Ben bununla savaşacağım. Yok bu savaş olacak yani. Aha bir kere daha vurdum. Bir kere daha vurdum. Bir kere daha. Ne oldu? Ondan kırmızı bir şeyler düştü ya. İblis. İblis seni indirdim galiba ha. O ne be? İblisin bana vuramadığı hasarı kendim dağdan atlayarak kendi kendime vurdum. Evet kardeşlerim. Kardeşim sağ olasın ya. Mükemmelmiş. Bunu bilmiyordum açıkçası. Cam kırıldı. Bir kere bastık camı yamadı adam ya. İyi mi? Böyle miydi bu? Evet. Galiba şu anda zaten ona ihtiyacım olmadığı için ağlamadı değil mi adam? Evet. Şimdi şuraya doğru gidelim. Galiba ana görevimiz burasıydı bizim. Şu dükkanın içinden gitmekle alakalı bir niyetim var. Peş peşe sıkmaya çalışmak fantastik bir hareketmiş.
Böyle bir şey yapmamamız gerekiyormuş. Bu arada bu gerçekten sessiz bir silah dönüştü. Ha, silent oldu. Mu? Silent mı oldu? Bana mı geliyorsunuz? Nereye gidiyor? Bana geliyor ya terbiyesiz. Ne silent'ı? Yok artık. Burnun dibinden de ıskalama adamı. Sen kaç canlısın ya? Ne kadar ısrarcı canavarlarsınız ya. Ölmeyi bilin kardeşim. Ölmeyi bilmek bir erdemdir. Bak. Ben biliyorum mesela. Şekil A. Ne biçim Erol Taş gibi gülüyorsunuz siz de kötü adamlar. Kiah 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 kiah. O düşen arkadaşın mıydı? Vücudundan kaç kere vurulman lazım ölmek için? Ya da o benim arkadaşım. Ben yanlış kişiye ateş ediyorum. Bilmiyorum. Yuh! Yuhunuz! Yuhunuz! Aklımız alındı. İtina ile aklımız alındı. Ha. Burada kalmışız en son. Peki. Şunu bir daha deneyelim. Bu işi bir daha deneyelim. Şimdi yukarıdaki adam diğerlerinden bağımsız. Yukarıdaki adam diğerlerinden bağımsız. Yukarıdaki adamı gönül rahatlığıyla indirebiliriz. Aa, yukarıdaki adamı demin gönül rahatlığıyla indirebilmiştik. Şimdi indiremedik. Şimdi indirdik. Ama savaş otomatik başladı. Bak adam oradan çıktı. Şimdi misket bir yere kadar. Ama misketle çocuklar oynar. O yüzden benim biraz ciddi olmam lazım. Şöyle. What kind of ciddiyet? Şöyle bir ciddiyet. Aradan bir tane sıkarsam sana mesela. Mükemmel olabilir. Mutantları yanımıza mı çekiyoruz böyle yaptığımız zaman? Etraftan mutant sesleri duyuyorum çünkü. Aa, benim medikitim yokmuş kardeşlerim. Benim medikitim yokmuş. Oo, sen nesin böyle ya? Ha, böyle bir olay varmış. Evet, biz galiba bu sahneyi baştan atacağız. Çünkü şimdi beni indirecekler. Yoldayız da kafamıza göre ateş edersek eğer böyle bir sonuçla karşılaşıyormuşuz biz bu dünyada. Çok fantastik bir hareket yapsam. Yoksa zaten öldüm yani her halükarda. Galiba başardım. Aa, bir sürü mutant geliyor ya. Bırakayım bakayım adamlarla mutantlar kapışsınlar. Bakalım kim kazanacak. Bu kısmını beğendim olayın ya. Mutantlarla adamları kapıştırma kısmını. Ama mutantları hızlı bitiriyorlar. Gerçekten mutantları leblebi gibi harcıyorlar. Abi adam iyi ya. Adam iyi söyleyeyim. Adam iyi. Abi nasıl dans ediyorsun ya? Dans etme. You had enough, you give up. Peki hemen. Sana give up'ını vereyim. Sana hemen give up'ını vereyim kardeşim. Ben böyle şeylerden zaten hoşlanmam. Ben zaten savaşmayı da sevmem. Adam da öldürmem, yanlış anlamayın. Bir yanlışlık oldu biraz önce. O yüzden bütün bunlar oldu.
Ama sizin kasklarınız falan var. Ben onları alamayınca gerçekten üzülüyorum ya. Be adam. Biraz önce de bayağı vuruyormuşuz biz o herife. Ben dedim ya biz o adamı vuruyor muyuz yoksa o bizim dostumuz falan mı diye. Bayağı bildiğiniz vuruyormuşuz biz adama. Adamların zırhları çok şeymiş, hayvaniymiş. Bu arada adamlara da helal olsun dedim. Takdir ettim. Gerçekten çok mantıklı öyle zırhlar giymek. Etrafta bu kadar mutant, zombi bir şey varken ne gereği var abi şeyin? Hafif hafif zırhlar giymenin. Gereksiz. Kesinlikle gereksiz yani. Doğrusu o adamların yaptığı. Hemen bakıyoruz. Denizalp kardeşim, hoş geldin. Evet, kafamı öyle bir çevirdim ki bakmak için çünkü kaçırıyorum ondan sonra. Kaçıyor, aksiyonun arasında falan kaynayıp gidiyor. E bir kişi daha vardı buralarda ya. Işığı da kapatayım artık, gündüz olmuş. Bir kişi daha vardı eminim. Neyse artık o bir kişi de sonsuzluğa doğru, ebediyete doğru intikal edecek. Şöyle hemen tekrar bakıyorum. Kardeşlerim burası temizlendi mi? Ne oldu şimdi buraya? Burası temizlendi. Ölü resmi çıktı. Ölü resmi çıktığı zaman galiba tamamını erdirmiş mi oluyoruz biz orayı? Ölü resmi çıkınca tamamını erdirmiş oluyoruz değil mi? Nasıl ya? Bu nedir böyle ya? Siz ne terbiyesiz adamlarsınız ya? Hiçbir şey yokmuş gibi sakince tırmanıyorlar abi yukarı. Şimdi bir saniye, bir daha bakacağım. GG olmuş. Denizalp kardeşim, eline koluna sağlık. Ne diyeyim? Evet, fark edemedim. Onlar için herhangi bir ayar bir şey de yapamadım. O zaman benim subscribe olan kardeşlerimiz için ayarladığım şeyleri nasıl kullanacaklar? Nasıl kullanacaksınız yani chatte özel emotları? Çok komik birkaç tane emot ayarladım çünkü. Şöyle bir kontrol ediyorum hemen. Aha bir şey daha gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. O ne? 4x scope. Ha ben 4x scope'u şu bilyeye koyayım. Aslında bilyeye de geldiyse. Hadi be bilyeye gelmemiş. Bilyede normal scope var. Aa tabancaya 4x scope gelmiş. Doğru doğru tabancaya koyayım 4x scope'u. Tabancayı sonuçta ben silent kill için kullanıyorum. Şu anda sniper gibi bir şey kullanıyorum gerçekten onda. Tamam çıkabiliriz. Mermilerini de hallettik bu arada. Temize aldık mermileri de. Mükemmel oldu. Ha evet. Havalı silaha takamadım ya. O biraz cool bir silahmış. Havalıymış. Olmadı. O zaman devam ediyorum aga. Şuraya doğru devam ediyorum artık. Her yerden de mutantlar çıktı ve döküldü. Geldi ve gitti mutantlar. Aa, burada da yaratıklar var. Çok sevmedim onları ben. Yaratıklara oldum olası kanım ısınmadı. Arkamdan kapıyı kapıyor musun? Ah kralsın ya. İşte bunu arıyordum ben de. Ben de bunu arıyordum. Sanki biliyordum ya. Sanki biliyordum bunu. Gelelim bakalım şuraya. Ne buldun sen? Throwing Weapon Harness diye bir şey yapabiliyormuşuz. Ammo Punch. Ammo Punch'u install et ya. Daha çok ammo tutabilelim. Seni repair edeyim ben. Bir sürü bir şey toplamışız zaten. Repair ne ettim? Spartan Helmet. Farklı bir şey yok. Kompas Bracer. Kompas zaten varmış o. Şimdi şu clean işlerini halledelim. Bunlar önemli. Clean'ler yapılsın.
Efendim, craft'taydı değil mi? Hah, mermi. Şimdi oldu. Craft. Kaç tane tutabileceksin? Oo, 90'ı geçti bu sefer. Müthiş. Gerçekten de müthiş. 90'ı geçti. Craft. Kemal kardeşim, hoş geldin. Ne oldu? Ne cırırt yapıyorsun? Gaz maskesinin kullanıldığı bir yerde miyiz? Yok, kullanılmadığı bir yerdeyiz. Terbiyesiz. Hem gaz maskesini kullanmıyorsun, hem de bana sanki gaz maskesi bitmiş de çok kötü bir şeyler oluyormuş gibi sinyal veriyorsun. Ha, buymuş işte kardeşlerim. Tamam, demin söylediğiniz şeyi de en sonunda keşfedebildim. Bilye silahımı alarak şuradan çıkmak istiyorum. Alamadım bilye silahımı. Biraz balinalarla uğraşalım mı? Biraz balinalarla boğuşalım. Sadece sudan giriş var diyordu. İçeride mutant var diyordu. En çok istediğim şey. O zaman sudan girerim. Mutantlarla da dans edelim. Evet, maskeyi yüzeye takmama gerek yok. Mükemmel. Doğru. Sen niye orada kıpraşıyorsun? Sen niye kıpraşıyorsun güzelim? Kıpraşma. Öyle kıpraşılmayı sevmem ben. Buradan çıkabilir miydim acaba? Bilmiyorum ki. Şuralardan bir yerden çıkabilirim herhalde. Ha yok, çıkamam. Böyle gitmem lazım. Geri git. Artyom geri git. Benden iyi kayıkçı olmaz. Tamam Artyom. Şimdi de ileri git Artyom. Artyom ışığını aç Artyom. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Berbat bir yerdeyiz zaten ya. Evet. Zaten maskeyi çıkardım, görmüşsünüzdür. Burada normalden de fazla mutant var. Ne kadar güzel. Her yer mutant. Mutant takılıyorlar. Çıkabileceğim yer neresi? Şurası mı acep? Bir de yaratık sesi duyuyorum ya, işin kötü yanı. Ne oldu? Ünlemi verdi direkt adam bana ya. Vallahi ünlemi verdi. Bir şey var dedi burada. Bir heyecan fırtınası var. O zaman benden de bir heyecan fırtınası. Vay, buymuş heyecan fırtınası. Heyecan fırtınası ben sevmedim ama. Benim sevmediğim bir tür heyecan fırtınası o. Kardeşim hoş geldin. O kadar mutant kendini gösterip sonra nereye gitti? Allah aşkına ya. Ya ben bu gerilim oyunlarında, gerilim filmlerindeki kötü adamların, yaratıkların fetişini anlayamıyorum. Birisi bana bu fetişi anlatabilir mi? Önce çıkıyorlar. Size CE diyorlar. Ondan sonra da kaçıyorlar. Ne oldu? Neresi rest in peace? Zaman gösteren şeyi açmamışım. Yo, açtığım kolumda işte. Bilmiyorum ki. Hangi zamandan bahsediyoruz? Şuraya doğru gitmem lazımmış. Neyse, büyük ihtimalle şu yollar kırılacak. Ben suların içine falan düşeceğim. Ha, peki. Biraz koşsam acaba sizin için mahsur olur mu? Şöyle. Daha da koşsam. Olmadı ki, çok kötü bir yere geldim ben. Vallahi kötü bir yere geldim. Güzel yeri. Biraz öncesine kadar güzeldi. Surata. Surata çocuğum, surata. Vuramadım bir türlü. Aman. Zaten mermim çoktu. O kadar çoktu ki mermim. İki tane de, üç tane de boşa attım, iyi oldu.
İlk başta her şey çok iyi gidiyordu. Çok havalıydık, çok cool'duk. Tık tık. Bir gövdeye bir vücuda. Bir gövdeye bir kafaya. Falan diye böyle sonra saçmaladım. Pataküte her yere atmaya başladım her şeyi. Bu hiç hoş olmadı. Şunu da alayım. Bunu da ne yapayım? Bir şey oldu. Ha, şu yan döndü, yola dönüştü. Emme, o yola dönüştü ama öncesinde benim şu kapıya bakmam lazım. Merak ettim o kapıyı. Nedir acep? Aha. Aha. Anahtarımız varmış. Anahtarımız varmış burada. De bunu alalım. Bu ne? Ama bizim zaten bir binokularımız vardı. Bir de gece görüşümüz mü oldu şimdi? Yavrum benim. Hemen de kafaya oturttu ya. Night vision'ım var artık. Işığım yok mu? Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Çok değişik şeyler anlatıyor kardeşlerim. Aman. Aman diyeyim. Etraftaki mutasyona uğramış şeyleri anlatıyor. Hayvani bir şekilde boyutları büyüdü diyor bu sudaki canlıların. Perch fish mi ne, öyle bir şeymiş. Kedi balığı falan olabilir o. Pisi balığı. Aa, burası kilitli. Bu olmadı hocam. Ben bir kendimi hazırlamıştım oradan şey yapacağım diye. Gece görüşünden sonra bir şeyler daha yapacağım diye ama hazırlık boşa çıktı. O zaman burada başka bir şey yok, gidiyorum kelimesini bitirtmedi oyun bana. Tam o zaman dedim, başka bir şey yok herhalde, gidiyorum diyecektim. Tam o zaman gidiyorum. Başka bir şey yok. İnşallah gelişmezsin, yoksa hepimizle ilgilenemezsin. Şimdi... Ya sen niye böyle bir bireysel şov yapıyorsun bize? Bunu anlamıyorum ki. Derdin ne yani? İspatlamaya çalıştığın şey ne? Ben buradayım, ben buradayım diye bağırıyorsun habire. Ne kadar çılgın yaratıklar değil mi? Olur olmadık yerden habire saldırıyorlar bize. Yine ses geliyor. Yine o mükemmel ses geliyor. Galiba üzerimize bir akın daha gerçekleşecek. Ya koşsan bir türlü, koşmasan bir türlü. Vay arkadaş ya. Çocuğum sudan çık çocuğum. Çocuğum sudan çık sudan. Yaratık öyle böyle de değil bu arada ya. Betonları falan kırıyor abi. Betonu kırmak nedir ya? Bir ayarın olsun ya. Yani kır, tahtayı kır mesela. Betonu kırma. Artyom! Artyom orada mısın?
Sinyalin kayboluyor. Şimdiye kadar kaldığına şaşırdım ben. Şimdiye kadar sinyal vardı da karaktersizler. Niye arada bir selam vermiyordunuz? Yaşıyor musun? Öldün mü? Kaldın mı? Bir ihtiyacın var mı diye. Biz burada bitmişiz. En son okuya dönüyorduk. Şu anda bittik. Ya ne çok adam ruhunu teslim etmiş burada. Burası ne kadar kötü bir yer abi. Biz niye geldik buraya? Hiç akıl kârı değilmiş buraya gelmek. Bir de su seviyesine mi inmem gerekiyor şimdi? Mükemmel. Evet, başka yol yok. Belli ki orası. Canım ben geliyorum ya. Sen beni ye. Tamam mı? Ben çünkü bayağı şeyim. Zeka yoksunuyum. Belli ki benim böyle hareketler yapmam lazım. Mesela şöyle. Yok. O bir hareket değilmiş. O bir şey değilmiş. O kabul edilebilir bir şey değilmiş yani. O suya düşersek buradan yukarı çıkabilirim diyeymiş. Bu durumda bizim inebileceğimiz yer burası da değil. O zaman bizim bir üst kata ulaşmamız lazım. Bir üst kata ulaşmanın yolu da kesinlikle burası değil. Bir üst kata ulaşmanın yolu şurası. Oraya nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Galiba şuradan dönerek. Evet, bir bilinmezliği daha mı çözdük? Kesinlikle içeri girmemiz gerekiyormuş. Abi yine garip garip sesler geliyor ya. Seni alamıyor muyum? Neyse. Beni duyuyor musun? Artıyorum. Duyuyorum seni. Seni duyuyorum da sen beni duyuyor musun? Çünkü kötü işler oluyor anladığım kadarıyla. Asıl senin beni duyman lazım yardıma ihtiyacım olursa. Ki hiç bana öyle garip hareketler yapma. Çok uzak. Çok riskli. Buradan onu vuramayabilirim. Kafasını vuramazsam eğer çok kötü şeyler oluyor sonrasında. O kafaları vuramazsak gerçekten kötü şeyler oluyor. Şuradan bir headshot daha gelir mi? Gelmedi. Şuradan bir headshot daha gelir mi? Geldi. Pekala. Mümkün olan en az hareket. En sakin davranışlarla ilerleyeyim. Birinci de vuramasak da ikinci de vurduk ama kaç tane kaldı ondan çok merak ediyorum. Son 18 tane. Son 18 bizi üzer. Abi her yerden tırmanıyor adamlar. Her yerden tırmanıyor herifler. Herhangi bir yerde güvende değiliz ki. Ha dışarıda da yaratık uçmaya başladı. Bundan iyisi olamazdı herhalde ya. Herhalde bundan iyisi yılbaşı. Şundan üzerlerinde de ağaç çıkmış. O ağaç çıkan efektleri yemişler. Suya gidemeyeceğimizi bilmek güzel bir şey aslında ya. Çünkü suyu sevmiyorum. Eğer suya gidebiliyor olsaydık daha çok korkardım. Çok gelişmiş bir balık olduğunu artık hepimiz biliyoruz ama yani o beni rahatlatmıyor. Radyo sinyali çok iyi değil, artıyorum. Artıyorum. Kendine mukayyet ol, artıyorum. O sinyali alabiliyor musun bilmiyorum ama ben sana ulaşamıyorum. Yanından geçeceğim sadece. Bana dokunmazsan sevinirim. Şu taraftan aşağı ineceğim o zaman. Evet. Evet evet buradan aşağı ineceğim ya. Tamam demin görememişim ben burayı. Pardon. Yaratığın koynuna inmem lazım tabii ki. Yaratığın koynuna inmezsek olmaz.
Ama suya da inmeyelim değil mi lambur lumbur? Ama siz neden böyle yapıyorsunuz ki? Söyler misiniz neden böyle yapıyorsunuz? Ben şu silahı kapatayım, tam beynine sıkarım gibi geliyor. Kafanı hareket ettirme ya. Kafanı hareket ettirme. Allah Allah. Sinirleniyorum, kızıyorum bak böyle yaptığın zaman. Hayda, bir tane daha çıktı pislik fare. Aha. Ona tam kafadan vurduk ama. Onu gerçekten kafadan vurduk. Sağa solu kontrol ettim. Bu kadar gerilimin arasında sağa soluklu soğuk. Sağa soluk. Oo! Bize yardımcı oldun resmen ya. Teşekkür ederim. Bize yardımcı oldun da o yardımı bilerek yapmadığını düşünürsek eğer birazdan da aynı muameleyi bana yapmandan korkuyorum. Yapma bunu. Yapma bunu. Mükemmel. Bilye tabancamla var ya tam bir uyum içindeyim. Umarım onun mermilerinden burada üretebiliyorduk. Evet üretebiliyordum. Çılgınca ürettim var ya. Böyle bir üretim dünya üzerinde yok. Tık 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 diye saydırdım resmen. Panikten. Ya şu şey açıkken de silahın çıbığını göremiyorum. Abi şu kafanı sabit tutar mısın? Belki çok şey istiyorum senden biliyorum ama. Dibime girme. Girme dibime girme dibime. Girme dibime. Vay arkadaş ya. Bunu yapmış olamazsın gerçekten ya. Gerçekten bana bunu yapmış olamazsın. Başka bir silah çek, başka bir silah. Bilye silahından başka bir şey çek. Oh. Gerçekten hoş olmadı bu. Hem bir sürü ekipmanımızı harcamış olduk. Fani dünyada. Fani dünyada bir sürü ekipmanı harcamış olduk. Hem de bir getirisi olmadı bize. Alt kattan da ilerlenebiliyor gördüğüm kadarıyla. Acaba oradan mı ilerleyeydik? Siz yine niye kızdınız ya? Yine arkadan önden mi geliyorsunuz her yandan? Çocuklar bakın. Bir yerden sonra bu olmuyor artık. Ben ki hepinize de güzel headshot atıyordum. Mahvettiniz beni. Ha o tuğlayı atarken öyle eline vururum işte senin. Kırarım o elini. Tuğlayı attırmam. Biraz da tabancayla gitsem fena olmayacak. Tamam gerçi bilyeleri bir şekilde yapıyorum ama bilyeler bedava da değil yani. Evet. C demişti sanki bir ara değil mi? Şu bombalardan alayım ben biraz elime. O bombaları da kullanmam gerektiğini hissediyorum. Ufak ufak. İnceden. Sanki maskemi silsem iyi olacak gibi. Kız kız sinirlen. Sinirlen bana. Burası berbat bir hale geldi ama. Gece görüşü adam gibi göstermiyor. Gündüz görüşü bilmem ne yapıyor. Işık yok. Biraz sıkıntı olmaya başladı bu.
İkinci posta mutant saldırısı ne zaman? Bana bundan haber ver. Delikanlı gibi söyle. Nerede mutant saldırısı? Dev balık da oralarda hala geziyor. Sanırım şunu çevirmemiz lazım yine. Geçiş için emin değilim. Ama şuradan aşağı bir gidiş varsa oradan da gidiyor olabiliriz. Ne kadar nahoş bir yermiş burası. Ha. Yo, üst taraftaki merdivenlerden şöyle devam edeceğiz, tamam. Gerçekten kendimi Blair cadısının çekim setinde gibi hissettim ya. Bir şey oldu. Oyun bozanlık yapıyorsun. O sefer kafandan vurdum bak. Oyun bozanlık yapıyorsun. Bu sefer kafandan vurdum gerçekten. Ha, içeri girmek için böyle yap diyormuş. Yaratıklardan da kaçabilirmişiz ama. Oo, hareketler hareketler. Mutantlara bak. Yarı yarı da zekiler yani harbiden. Adam kapıyı açtı, onları yedi, kapıyı kapattı. Ne kadar hoş. Bazen o kadar temiz çalışıyor ki şu yaratık. Vallahi saygı duymamak elde değil. Artıyorum, hala orada mısın? Duyuyor musun beni, artıyorum. Cevap ver. Ya sizin için bu yeni bir haber olmayacak ama ben zaten en başından beri konuşamıyorum ki oyunun. Oyunun en başından beri konuşamıyorum yani. T tuşuyla ya da N tuşuyla göze görüş gözlüğünü çıkartabiliyorum. Tamamdır kardeşim. Şuradan bir içeri sıyarsam iyi olacak. Ha. Sıya sıya girdik içeri. Adamların mumu niye söndürelim ya? Balık balık var abi, çok ilginç. Ha, şunu söndürmemi istiyormuş, tamam. Şimdi şunu bir alalım, tamam mı? Night Vision'ı kapattım. Aa evet, Night Vision kapandı. Işıkla devam edebiliyorum şu anda. Şurada herhangi bir şeyim yok. Ne oluyor be? Ha, niyeyse bu yaratığı buraya çektim galiba ben. Vallahi o da bunun karşılığında sinirlendi ve gelip orayı ısırdı. Oo, bu benim ilk geldiğim kapı. Buraya kadar gelmiştim, bu kapıyı açamamıştım. Şimdi açtık, çok güzel. Ve şurada yazan şey neydi tam olarak? Notlar gibi bir şey söyledi demin ya. Vallahi notlar gibi bir şey söyledi. Kardeşim hoş geldin. Şuradan, aa, silahımızda bir şey var. Müthiş. Ne var? Lazer var. Bunda lazer zaten yok muydu ya? Ben çıkarmışım herhalde lazeri ondan. Ha, bunda lazer yoktu. Ona yeni lazer taktım. Silahım bu zaten.
Stability mükemmel. Hasar ve accuracy mükemmel. Güzel. Affınıza mahcuben. Çok erken kapattım çantayı. Kardeşim bugün başka oyun planım yok ama bakalım. Görelim. Göreceğiz bakalım neler olacak. Haritamı açıyorum. Şurada diyor. Hala burada diyor orası için. Bu balığa gerçekten fena takmışlar kafayı. Zili de çaldık. Bunları da düşürdük. Her şeyi yaptık. Ha. Şöyle bir şeyim varmış. Geç mi kaldım bunun için? Acaba bunu yapmak için geç mi kaldık artık? Herhalde kafasına düşürmem lazım bunları. Geçmiş olsun, ne yapalım? Buradan dışarı çıkmam lazımdı ve çıktım. Utanmıyorum bunu yaptığım için. Evet, buranın üstlerinden falan dolaştık büyük ihtimalle biz. Burada da bir şeyler varmış. Şurada bir insan evladı gördüm. Üzerindekileri alırım, acımam. Hatta burada bir insan evladı varmış. Onu görmeden yanından geçmişim. Evet, balinayı öldürsek iyiydi. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Ama bana burada hala bir şey var diyor. Buranın içinde hala bir şey var diyor. Neyden bahsediyor acaba? Ha, bundan bahsediyor. Tabii biz bunu almaya gelmiştik zaten. Demin çevirdiğimiz kol sadece balinayı öldürmüyordu, doğru. Bir yandan da bu cihazın olduğu yeri ters düz ediyordu. Haydi girdik bakalım bir alamete. Ha, parçayı da verdi adam bize. Abi normalde bir oyunda senaryoda görevi alırsın, o görevi yaparsın, gidersin falan. Burada arada o kadar çok aksiyon yaşıyoruz, o kadar fazla geriyor ki oyun beni. Evet. Sonunda ona ulaşmayı başardık. Artyom, iyi misin? Allah'a şükür iyisin. Delirecektim burada ya. En sonunda tekrar geri döndün. Online oldun. Crest terminal tarafından gittin dedi. Ama seninle çok uzun süre irtibatı kaybettik. Şimdi çok rahatladım. Köpek var şurada ya, kafayı sallayan. Gördün mü baba? Artyom orada vakit öldürmüyormuş. İşini yapıyormuş. Railcar'ı aldın mı? Engine'in sesini duyabiliyorum. Bir dakika, ben nereye gidiyorum ya? Ben nereye gidiyorum? Doğru yere mi gidiyorum? Well,
Orada pek güvenli olmayan tipler görüyorum ha diyor. Olur. Bir saniye. Bir saniye. Dur. Nereye gidiyorum? Bu yolu değiştirebilir miyim? Sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Haritamda zoom yok mu? Zoom yok haritamda. Aracı bırakabilir miyim? Bırakabilirim. Buradan yolu değiştirebilir miyim? Sanırım değiştiremeyebilirim. Aa, ben bu işi sevmedim. Mutantlar var orada. Mutantlar var orada, beğenmedim. Ha. Abi bir saniye ya. Burada yolun ucu yok ki. Benim gerçekten burada bir şeyler yapmam lazım büyük ihtimalle. Mutantlar da çok pislik tipler ya. O değil be güzel kardeşim. Şu nasıl değiştirebilirim? Biri bana bir şey söylesin. Ha? Eh be güzelim ya. Kol 3 boyutlu değil. 3 boyutlu değil kardeşlerim kol. Kol 2 boyutlu. Sağına soluna baktığın zaman göremiyorsun kolu. Tam önünden yaklaşınca görebiliyorsun. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.